Harika zamanlama Reji, teşekkürler. Yone yasaklaması çok beklendik bir şey. Çünkü hem Stillnamp hem Naknako'nun çok sevdiği bir şampiyon. E artı yani orta koridorda tamamen AP'ler noktasındayız neredeyse. Ve burada belli konularda kullanabileceğiniz Yone Yasuo ihtimalleri var. Onları da birçok takım ortadan kaldırıyor tamamen orayı stabilize etmek anlamında. Alt koridora yapılan bir Kalista yasaklaması var Fenerbahçe tarafından. Onu da bitkinliğin zayıflamasıyla beraber daha da önemli olduğunu söylemiştin. Zaten Wildcats'e karşı acaba çok sık yasaklanmış. Acaba Lucian'ı da yasaklayacak mı Fenerbahçe tarafı? Zeri tabii hala değerli. Sivir hala değerli. Şimdi oyun hızlandı falan diyoruz ama Sivir sonuçta çoğu koridorda güvenle kalabiliyor. Baskılı koridorlara karşı bile güvenle kalıyor. Tabii onun erken oyunu biraz daha zayıf diğerlerine kıyasla ama. Acaba şimdi düşünüyorum. Yani Lucian'ı Wildcats yasaklamalı mı? Ben yani, acaba ya çünkü contested bu karşılaşma üzerinde. Her iki tarafta Lucian kullanıyor. Poppy gitti. Bence Fenerbahçe'ye bıraktı burada topu Wildcats tarafı. Fenerbahçe burada Lucian'ı yasaklayabilir. Yasaklamadılar. İlk seçim olur mu acaba Wildcats? LeBlanc açık. Açık. Draven açık. Çok son dönemlerde yasaklanan. Ama bu oyuncular ne Holy Phoenix ne Bavo sanırım. Gerçi Holy Phoenix bir tane oynadı Draven. SMB maçıydı galiba. Bavo hiç oynamadı galiba. Sanırım oynamadı. Oynamadı diye hatırlıyorum. Ve Lucian ilk seçim geldi. Yalnız Draven Pyke gibi bir ikiliyle Lucian Domino'nun karşısına gitmek isteyebilir belki. Olabilir. Ya da şunun çok yapıldığını gördüm. Acaba oynuyor mu? Lucian'ın yanına hep Namin'in geleceği bilindiği için işte Lulu falan alıp... Evet zaten geçen hafta T1 Genji maçını hatırla. Aphelios Lulu ile Lucian Namin yendi aslında T1 Genji maçında. Ya sorun şuradan kaynaklanıyor. Lulu ile yenseniz bile LA koridor aşamasını, orta oyunda gene Namin Lucian sizden daha kuvvetli oluyor. Geç oyunda gene sizden daha kuvvetli oluyor. Yani Lucian'la alakalı, Lucian şimdi çok kuvvetli bir koridor şampiyonu olduğu için hep onun öne geçmesine ve öne geçemeyince eskiden mesela çok düşüyordu çünkü öne geçmesine ama artık öyle değil. Asıl güçlendirme şeyi ilk eşyadır. İlk eşyayı aldıktan sonra Lucian çok büyüyor. Abi galiba Kog'Maw Lulu ya. Kog'Maw Lulu. Ve şöyle oldu, bunu LCK'de Kore'de birkaç defa denediler. Her seferinde koridoru bu arada Lulu Kog'Maw kazandı, maçları Lucian kazandı. Yani, şekilde. Sorun şu, bu bombardıman topu ikinci eşya mevzusu. Abi bu Kog'Maw falan çok bozuyor. Kog'Maw hareket edemiyor zaten. Yani bir yavaşlatma iniyorsunuz, Lucian bütün infaz mermilerini üzerinize atıyor. Yani bilemiyorum. Tehlikeli diyorsun. Ya, bu arada çok konuşulan, tartışılan bir konu. Hatırlıyorum, Eles'in attığı bir tweet falan vardı. Kog'Maw Lulu gerçekten hani işi bilenlere soruyordu. Birazcık daha alt koridor odaklı olanlara, Lucian Namin yeniyor mu vesaire falan diye. Çünkü çok konuşulan, tartışılan bir mevzu. Bence koridoru kazansa bile Lucian Namin'in orta oyunu çok daha büyük. Yine aynı şekilde yani menzil problemini erken bombardımanla falan kapatıp mesafe kapatabiliyor Lucian Namin. Ve burst'ü çok daha büyük. Ki Kog'Maw'ın hasarı biraz daha zamana yayıldığı için problem yaşıyor zaten bir taraftan da. Bilemiyorum. Bir çözüm mü göreceğiz? Ya denenecekse bunun denemeleri daha mantıklı ama. En azından önceki denemelerde, bunun benzer denemelerinde en azından koridordan hakimiyet aldı. Kog'Maw Lulu tarafı. O yüzden... Peki bir yandan da ne bileyim oyun hızlandı, erken oyun önemli falan diyordunuz ve sanki biraz daha ileri oyuna odaklı değil mi? Değil Kog'Maw abi Lulu. Değil işte. Yok, Kog'Maw iki eşyada... Kog'Maw da iki eşyada inanılmaz kuvvetli. Yani ihtişamlı Ginso. Ya da mahvolmuş Ginso. Gibi. Ama şuna ekleyeyim, Viego'nun Kog'Maw'un olduğu hiçbir kompozisyonu olmaması gerekiyor. Katılıyorum. Onu da söyleyeyim yani hiç alakası yok. Kog'Maw'un oynamak istediği şeyle. Ve buraya Jarvan daha falan böyle lazım. Önünde duracak bir şey mi lazım? Ya zaman kazandıracaksınız, ya Lucian'ın öne atlamasını engelleyin. Mesela Vay da çok büyük tehdit oluşturdu bu tarz maçlarda. Jarvan, Lucian öne dash mi attı? Ultiyi vur kafasına, sonra Kog'Maw vurmaya başlasın. Çok mantıklı. Yani bu tip şeyler, bu arada Kog'Maw yıllardır böyle oynanır. Kog'Maw varsa önüne bir şeyler koyarsın. Lucian yıllardır böyle oynanmıyor. Lucian ilk kez böyle oynanıyor. Ama bunun cevabı bu. Yani o Lucian'ın öne atılmasını engelleyebilecek tehdidiniz olması lazım. Viego hiçbir zaman onu sağlamıyor, sağlamayacak da zaten. Ve birazcık baktığımız zaman Fenerbahçe yani yaptığı yasaklamalarla kendi ihtiyacı olan şampiyonları yasakladı. Zaten çünkü Viego aldılar onları. Evet. Yani. İlk seçim Viego, o zaman biraz eleştiri konusu diyorsunuz burada. Bence öyle. Aaa! Okey. İlginç. Tamam, ortada orta koridordan aldılar onu. Çünkü Lucian'ı çok bozar. Ama Veigar ama Sylas'a verdin ultiyi. Tam onu diyecektim. Sylas da aynı R'yi atacak yani. Onlar tek abi. Yani bu bir olasılık, bu bir risk aldılar. Bu arada bu da aslında ya şu an fena olmayan cevaplar veriliyor. Vay Veigar'ı
umursamıyor Veigar'ın ultisinden, ne yaptığını. Ultisinden, Vayken'de ultisiyle direkt o duvardan geçebiliyor. Duvardan geçebiliyor. Yine aynı şekilde Kog'Maw'a da çok rahat ulaşabiliyor ultisiyle birlikte. O anlamda ilk hedefi Vay çok rahat öldürtebilir. Kitle kontrolü lazım Alketsan'a. Devam o, kitle kontrolü. Onlar tam mesela Ornn'u hep oynadıkları için, yani hep sadece Ornn'u oynadıkları için falan eleştiriyor. Çok iyi bir Ornn noktası bu arada. Hiçbir şampiyon bir şeyi tanklayamıyor. Bir şey değdiği zaman onu öldürebiliyorsunuz. Burada okey. Sejuan da fena değil. Benzer işler yapıyorlar. Çünkü şu an bence Wildcat Fenerbahçe'nin Ornn almasını bekliyor. Ondan dolayı koridoru Sejuani kazanır Ornn'a karşı. Peki Sejuani'yi kontrolamaya mı gitmeli burada Fenerbahçe, yoksa Kog'Maw Lulu'nun önünde duracak? Bence güven almalılar şu anda. Bence önünde duracak koridora bir şey ihtiyaçları var. Koridora değil, uzun vadede alt koridora odaklanmalı. Bence neden güven almalılar? Güven belki bedeniyle duramaz ama güvenin içine koşamazsınız. Akali'ye gitti Fenerbahçe. Yani riskli bir seçim yaptılar ya orada. Ya CC'den ölüyor burada. Evet. Ya şöyle işte güven ölmüyor. Çünkü güven kutlu ses CC değmiyor ona. Arkadaki de değdiği zaman o öne atıyor kendini. Siz güvenin içine gitmeye çalışıyorsunuz. Sejuani'ye karşı da kötü değil diyebiliyorum. Bir de yani şöyle bir durum var. Hani güven oraya girdiği zaman ne oluyor? Siz testlerin içinden geçmeye çalışıyorsunuz oluyor. Biçilip gidiyorsunuz yolda. Bunun örneklerini de çok gördük. Akali bence çok riskli bir tercih oldu. Valkes kısa menzilli. Ne kadar koridorda barınabilir ondan emin değilim. Sonuçta ikisi de tutuşturulu oynayacaklar. Belli bir cevap verecektir Akali ama yani bilemiyorum ya. Bayağı da dayanıklı bir ekip Wildcats'in ki. Yani böyle suikastçıya çok açık bir alan da değil gibi hissettim yani, ama öyle. Hani Veigar hasarı, Akali hasarı, Viego hasarı birleşip böyle çok hızlı çok patlatmak. İnanılmaz bir hasarı var Fenerbahçe tarafının. Fakat bunu vurabilecek pencereye sahip olacaklar mı sorusu mühim. Orası biraz tartışmalı. Bayağı patlayıcı bir kompozisyon yaptı diyebiliriz Fenerbahçe ekibi. Burada yüksek risk, yüksek ödül diyelim ve sunucularımızın görüşlerini çok merak ediyorum bu seçimler hakkında. Bakalım onlar ne diyecekler. Evet, yine enteresan bir seçim yasaklama aşamasını geride bıraktık. Lulularımız, Kog'Maw'larımız var. Vaylarımız, Sejuani'lerimiz, Akali'lerimiz var. Ne düşünüyorsun Johnny? Aman. Ha, söyle. Sonra ben Fenerbahçe tarafı resmen iki takıma, iki kompozisyon yetecek kadar hasar aldı. Gerek var mıydı bilmiyorum. Yani ben Ornn bekliyordum. Yani iki tarafta alabilirdi Ornn'u. Wildcats'in kompozisyonu da olurdu. Fenerbahçe kompozisyonu. Çünkü destekler de artık gösterilmişti. Ve Ornn'u durdurabilecek bir şey yoktu. Orta koridorlarda belli olduğu için. Belli bir noktadan sonra. O yüzden Ornn gelmedi. Wildcats'in yaptığı son tercih anlayabiliyorum. Onlar birazcık daha böyle ete gittiler. Böyle kitle kontrolüne gittiler. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı tercih... Hani ya Haru ya Mero dediler resmen. Hani Viego'nun hayatında bulabileceği en kolay sıfırlamalar da olabilir. Veya hiçbir şey de bulamayabilirler. Çünkü savaşlarda geriye düştükleri zaman oynamaları hiç kolay değil. Şey yapıyor bu arada... Az önce oyunun başında da o chatten gelen o çıt çıt seslerini duyuyor muydunuz bilmiyorum ama Sangwan Holy Phoenix'in arındırını pingliyor, sonra Bao'nun şifasını pingliyor. Neden arındır almadın dercesi. Bak bu adam arındır almış, neden sen almadın dercesine. Ya bence arındıra Sejuani ile işte Nami ile karşılaşacakları için arındıra ihtiyacı olacak. Sonracıma Kerin'in bence bitkinlik taşıması yine mantıklı olabilirdi. Üzerine atlayacak. Kog'Maw'un üzerine atlayacak bir sürü şampiyon var. Ya özellikle Lucian yakın mesafeye girdiğinde, yani o bitkinliği bırakabilecek mesafedeyse %100 bırakıyorsunuz. Çünkü yani eğer onu durdurmayı başarırsanız, Veigar kitle kontrolüne falan sokarsanız bir şekilde öldürebiliyorsunuz o sizi öldürmeden. Birinci seviyede oldukça kuvvetli bu arada Kog'Maw, Lulu ile birlikte. Hemen Farfetch'in canını yaktılar. Bence... Tek tuşa basıyor ve takası kazanıyorlar. Evet. Böyle bir olayı var koridorun. Sence? Ya bence Fenerbahçe'nin takım savaşlarında pek hamle yapmaması lazım gibi geliyor bana. Yani Wildcats'in kendini outplay etmesine izin vermeleri gerekiyor. Bao çok temiz oynuyor Kerry ile birlikte şu ana kadar. Ama normal. Şimdi Kog'Maw her ne kadar bir hiper taşıyıcı olsa da hep gözden kaçırılan durum. Koridorda menzil avantajı çok fazla olabiliyor. Takas avantajı sağlıyor bu tabii ki. Yanında Lulu gibi bir destek olunca da çok rahat dürtebiliyorlar. Ama bu yani. Hani al sana bir tükürük, al sana iki tükürük diye böyle. Ve yani iyi de vuruyor oyunun bu aşamasında. Bu şeydir ya, Holy Farfetch tarifesi yani. Seviye 1'i bu şekilde oynamak normalde. Sejuani de ilk seviyelerde bir o kadar kuvvetli aslında. Evet. Ya Fenerbahçe
Wildcats'in üzerine fırlatacağı şeyleri göğüsletebilirse, göğüsleyebilirse, bir şekilde göğsünü yumuşatabilirse, ne bileyim Sejuan ultisi, Vay ultisi falan. Sonra Kog'Maw'ın geri dönüş hasarıyla, Veigar'ın kafesiyle ya da Viego'nun bulabileceği bir resetle bir anda takım savaşını kazanabilirler gibi geliyor. Ama kendileri hamle yaparsa bu sefer Wildcats önde kalanları çok ağır cezalandırabilir. Ya hamleyi nasıl yaparlar? Akali doğru pozisyondan gelir. Bir kişi böyle çat diye aradan çıkarır. Viego reset. Kafesle falan yakalardır anca öyle. Aynen. Bu arada Anezmas'ta söylenen bir şey var. Ya evet, Vay Veigar kafesinden geçebiliyor. Müthiş ama Vay ile beraber geçebilen yok başka. Öyle evet. Bir sıkıntı var. O yüzden onu çok dikkatli hesaplamalı. Veigar kafesi evet. Bazı yetenekler durdurulamaz olduğu için evet, isminden de belli olduğu sürece o yetenekleri durduramıyor. Ama arkasındaki takım arkadaşlarını durdurabiliyor. Evet. O yüzden ona çok dikkat etmesi gerekiyor Ferhat'ın. Vay o yüzden çok sıkıntı yani Viego'ya karşı, Veigar'a karşı. Bir de şeyi bilmiyorum. Ultisini atabiliyor ve kafesin içinden geçiyor. Ama kafesin içinden geçtiği için ulti attığı yerde gittiği yerde yok, sersemliyor olabilir mi? Yok yok, Malphite falan da öyle. Gittiği yerde ya durdurulamaz. Malphite evet sersemlemiyor. Öyle olduğu için, durdurulamaz olduğu için bazı yetenekler hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Bence saçma, etkilenmesi lazım. Şimdi Veigar oyuncusu olarak karşıyım böyle şeylere. Ama ultiyi de bozmasın yani. Şimdi o kadar ulti atmış. Ultiyi bozmuyorsun zaten. Ultisini atsın bana ne? Gittiği yerde ama sersemlesin sonrasında. Ben de diyorum ki o kadar ulti atmış, sersemlemeyi versin. Ya ulti atabilmesi yeterli bir ödül değil mi? O da koca bir kafes yani sonuçta. Ama kafesi. Bir yandan da durdurulamıyorsun yani. Tam durdurmuyor zaten. Hmm. Yani onda bir sıkıntı yok. Tabii Steel Lamp'ın bu hoş bir deneyim değil. Erken aşamada Veigar oynamak. Ama sonrasında çok güçleniyorsunuz. Öyle bir gerçek var. Sejuani artık Starscream 1-2 saniye daha harcadı burada. Bu arada Starscream çıkamayabilir. Bakalım yakalayabilecek mi? Sangwan yakalayamadı. Sersemletmeyi isabet ettiremedi tabii. Ferit da burada. Starscream'in hemen yani Naknako'yu korkutmak için tutuştur bıraktığını gördük. İki oyuncu da çünkü şeyin farkında. Ormanca zamanlamalarının kim nerede ne zaman yaklaşacak onun farkında. Güzel zamanda geldi. Evet. Ferit ve hayat kurtardı. O tutuşturun çok önemi olmayabilirdi eğer Ferit orada olmasa. Ama yani şunu görüyoruz ki Starscream... Suya pis kalmadı. Suya pis kalmadı. Bu arada Holy Phoenix'i yavaşlattığını görüyoruz. Hatta takım arkadaşını da hızlandırdı. Bao, bu arada agresif bir hamle. Arındırını aldılar, seçesini aldılar. Farfetch'in üzerine otomatik saldırılar gelmeye devam ediyor ve Farfetch düşüyor. İlk kanda Bao tarafından, Kog'Maw tarafından alınıyor. Birinci seviyeden itibaren Fenerbahçe alt koridoru mükemmel oynadı ya koridoru. Mükemmel evet. Oynadı. Aynen öyle. Ve burada da hamle yapan var herkes tarafı. Evet her şeyi tetikliyorlar ama Bao burada direkt suya pistten sıçrayınca şimdi dönüş hasarını verebiliriz diyorlar. Ve minyonların üzerinden yapmayı başarıyorlar bunu. Ne? Hızlı geri dönüş, hesaplı. Ciddiyim bu arada. Orada ölmek, yani maçın bu dakikasında orada ölmek çok mantıklı bir hamle. Okey, dediğin gibi olsun. Neden biliyor musun? Çünkü kuleye vuruyorsun ya, geri çekileceksin, çalıya saklanacaksın, 8 saniye üstüne döneceksin, bir de azıcık can ve mananın yenilenmesini bekleyeceksin. Bir de burada para kalsın değil mi muhtemelen? Bu kuleye hatta vurdu mu? Koridorun dondurulmasını önlemiş, çok iyi bir hamle. Okey, tamam. Çok iyi bir hamle. Mantıklı. Ama kuleye vurup acaba yükü yok muydu? Ekstra para alamaz mıydı? Bir de onu yapsa bence. Ha onu yapsa belki daha iyi olurmuş evet, evet yükü. Ekstradan bir altın daha almış olurdu. Artı hem full can, full mana doğuyorsunuz. Bir de galiba hareket hızı kazanıyorsunuz öldüğünüz için. Yalnız ultiden Naknako müthiş sıyrıldı. Ve birebir de Starscream'e karşı çaylak üst koridor. Skor bulmayı başardı. Ayy. Orta koridorda da Serin'in çaldığı Veigar ultisi Sinnamp'ın canını okudu. Sinnamp bir ileri iki geri devam ediyor. Geçen hafta güzel bir Sylas oyununu da kapatmıştı haftayı ama burada birebir de skoru verdi evet. Serin'e. Ama yani bu eşleşme gerçekten bu tip eşleşmeler kolay değil ya ne olursa olsun Veigar gibi bir şampiyon için. Ormancı desteğiniz yoksa yani o kafeste beraber oyun yapamıyorsanız Sylas gibi bir şampiyona karşı o zaman... Ooo Ferhat yetişecek. Ferhat ultisini aktifleştirmeyi başardı. Bao'nun sihirler büyüleri olmadığını biliyoruz suyu hapiste. İsabet edince skor Holy Phoenix tarafından çok rahat bir biçimde alınıyor. Yani Ferhat ne ara alt olmuş ya onu beklemiyorlardı bence. Evet.
bir yerlerden ekstra bir tecrübe puanı almış gibi gözüküyor. Sangwan çünkü şu an 6 oldu. Evet. Neredeyse eşit çünkü kamp sayıları. Hatta Sangwan ekstra bir kamp avantajı var ki o da şu an kendi üst ormanında. Abicim donduracaksan tam dondur o koridoru. Ha iki adım önde dur. Ha. Son milyonu bu da benim hakkım, göz evet. hakkım dedi. Ve tabii yani Fenerbahçe iyi başlamıştı. Alt koridorda skor, üst koridorda skor. Ama buna karşılık senin ilk önce dedi ki ben saksı değilim. Orta koridorda birebir de skor aldı. Ve alt koridorda da güzel baskın. Alamet tarafında savaş kopabilir. Bu arada bakalım takımlar herhangi bir hamle yapacaklar mı? Hayır. Wildcats bunu alırken aslında Fenerbahçe alt koridorda birazcık boş duruyor. Daha yeni koridora dönüp de kuleye vurduklarını görebiliyoruz. Sangwan sıkıştı mı acaba burada? Starscreen ile karşılaşacak. Ultiyi kullanması lazım gibi. Sersemletme geleceği için ultisini de kullandı Sangwan. Acaba Starscreen tutuşturu bırakıp ultiyi gittiği yeri düşünerek atsa skor çıkar mıydı? Ama denemedi. Şimdi orta koridordan tabii Serin zaten öndeydi. Of bir değil kule. Ya bu çok çok fena ya. Silas'ın erken aşamada böyle öne geçmesi gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Bu şey orta koridoru bitirir ya bu arada. Evet. Veigar'la çünkü yani bu şekilde oynamayı hiç istemezsiniz. Silas'ın sizin karşınızda öne geçmesi de ciddi anlamda çok büyük bir dert. Ya şimdi şöyle. Veigar'la oynama teknikleri nedir? Bir tanesi koridorun uzaması ve bol bol stack kasmanız. İkincisi eğer yırtıcı aldıysanız sağa sola koşmanız. Şimdi bu ikisini de engelli. Hem koridorunuz bitti hem sağa sola koşmakta büyük sıkıntı yaşayacaksınız. O zaman Veigar'la nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Bilmiyorum, göreceğiz. Ya yırtıcının şu an zaten bir verimini görmedik Sinlamp adına. Bu dakikadan sonra da kolay değil ondan verim alabilmesi. Bir kere bir de yırtıcıyı basmadı değil mi şu ana kadar? Yanlış görmediysem. Evet, yani ben de hatırlamıyorum. Okey. Yani bu takım evet oyun sonunda çok güçlü. Yani Veigar zaten sonsuza kadar güçleniyor. Kog'Maw aşırı kuvvetli hale geliyor. Ama yani o noktaya bırakmayabilir Wildcats oyunu. Çünkü alt koridorda Holy Phoenix'i de birazcık koridora bağlamayı başardılar. Bir de Wildcats kalabalık bir şekilde alamet alırken Bao ve Kerry'nin nehirde dolanması, barikatları oynamaması, yani rakip oyuncuları takip edememeleri gerçekten kötü bir hamleydi. Bir tane barikat aldılar ama galiba önceden mi almışlardı? Tam emin değilim. Onu yeni aldılar galiba. Yeni aldılar. Okey. Ama bir barikattan fazlasıydı sanki dediğin gibi. Ben bilmiyorum. Kesinlikle yeterli değil bir barikat. Ya tabii orada koridorda ne oldu ne bitti tam olarak onu bilmiyoruz. Başından beri izlemedik ama nihayete senin hissiyatına katılıyorum. Ben de öyle hissediyorum. Birazcık daha farklı olabilirdi. Yani bir de maça iki skorla başlayan Fenerbahçe tarafı, ilk kanı da döken Fenerbahçe tarafı, yine 2000 altın geride olan Fenerbahçe tarafı. Ya bir de Wildcats'e karşı hazırlanan bir takımın mavi tarafta Wildcats'in sürekli 8. dakikada alamete böyle 5 kişi gittiğini bilmesi onun bilincinde olup onun etrafında oynaması gerekiyor gibi geliyor bana. Mavi güçlendirme hislerini bıraktılar. 10. seviyeye ulaştı Silas. Veigar'a bir tıklayabilir miyiz? Kaç yükle merak ediyorum. 106 son vuruş. Hepsini tabii Q'yle yapmanız mümkün değil. Bir Veigar tıkı alalım Reji'den. Bir rica bunun edelim. Öbürsü, öbür, diğer öbür versiyon. Öbür orta koridor. O değil, yok, o, o şey. Yok, o değil. O... Hah! Hah! 91 yük. Fena değil, fena değil. Yani fena değil ama. Ya şu an ründen hiçbir değer alamıyor. Silas bedava kasıyor. Bedava kasan Silas rakip için iyi bir haber değil hiçbir zaman. Ha bu arada maçın başında konuştuğumuz olay. Neydi? Diyelim ki Silas Kog'Maw'un ultiyi çaldı. Ya bir şey değil mi? Galiba bir tane atıyor. Bir tane mi atıyor? Galiba bir tane ama atıyor. Büyük bir şey. Büyük tükürmesi lazım böyle. Orasını bilemiyorum artık. Öyle bir tane olur mu ya? Var ama yani işte çok kötü şey ultileri. Yalnız Bao agresif bir sıçrayla üzerine oynayacak Farfetch'in ve son otomatik saldırıyı elinden çıkarıyor. Suya hapsolmadan.
Sangwan da Holy Phoenix'le karşılaştı. Sersem Redmi'yi tuttursa belki de üzerine oynardı, bilmiyorum. Bao deniyor yalnız hakikaten. Yine bu maçta denemeye başladı. İki skor. Öldüğü pozisyonu yapabileceğin fazla bir şey yoktu. Sıçrası yokken yediği Vay ultisi. Bir de yani öyle bir dakikada geldi ki Vay ultisi. Şimdi Ferret mi sıkıştı yoksa Sangwan mı yakalandı bakalım. Kerry de uzaklaşmak durumunda, infaz kullanılmış. Ferret'in üzerine tutuştur bırakıyorlar. Biraz daha caydırması için Lulu ultisi geliyor. Ferret içeride kalacak, Sangwan'a reset verebilir belki ama Kog'Maw düştü bile. Serin arka tarafta Lulu ultisini kendi üzerinde kullandı. Sangwan çıkamayacak. Oy. Starscreen'in gelişiyle birlikte skorları arka arkaya bulan taraf Deniz Bank İstanbul Wildcats oldu. Yalnız Starscreen ulti koşu yoluna atılmış. Güzel bir ultiydi. Ferris'in hiç korkusu yoktu vallahi o savaşta. Evet. Ölümüne daldı. Biliyordu ki takım arkadaşları yardımcı olabilecek. Ya bir de böyle bir şey var tabii. Veigar'ın kafası çok güçlü bir yetenek ama oynamasını biliyorsunuz etrafında. İçinde sadece bir tur atıyorsunuz ve hiçbir şey olmadan. Bir de dert şu aslında. Stillnam çok geride olduğu için hep buz yok. Hep buz olsa Sylas gibi. Evet. Kafesin içinde çok daha rahat tutturur yetenek atışlarını. Burada sıçraması lazım sanki. Bir adım geç kaldı. Evet. O yeteneklerin ikisini de aynı anda yiyince. Çıkış olmadı ama sonraki pozisyonda Holy Phoenix kendini güvene aldıktan sonra burada diyorlar ki Holy Phoenix burada muhtemelen TP dedi. Ve TP geliyor buraya. Ferit de yaklaşıyor. Evet, çok güzel oynamış ya Wildcats burayı. Evet. İyi kalabalıklaşmışlar yani aniden. İlk başta Sangwan'ın orada sıçrasını alıyorlar. Sonra Baun'un zaten sıçrası olmadığını biliyorlar. Az önceki pozisyonu attığını bildiği için direkt Baun'un üzerine gidiyor. Evet, Ferit burada ölecek. Belki sıçrasını atmasına bile gerek yoktu ama bu pozisyona daha kârlı çıkan hop! Koşu yoluna giden bir ulti. Güzel bir ulti. Ve işte ya Lucian oyunun bu aşamasında misi varken aldığı her eşyanın çok büyük önemi var. Hı hı. Rüzgarın iddeti bitti. Büyü direncini yapmış. Merkür'ün adımları. Bundan sonra işte bombardımanı aldığı anda şöyle bir sıkıntı var. Normalde menzil dezavantajı olduğu için Veigar'ın kafesi etrafında falan oynamak zor. Ama Nami'den güçlendirmeyi alıp Veigar'a veya Kog'Maw'a tıkladığı zaman gerçekten yarı can falan atabiliyor. Evet. Sersem Letmi şöyle bir gerdirdi. Sangwan arka tarafta Ferit'i yakalamış olabilirler belki. Diğer tarafta da Serin Stillnam'la karşılaşmış. Naknako Işınlan'la takımına yardımcı olmak için buraya geliyor. 11. seviye. Ultilere bakıyorum. Lucian ultisi yok. Diğer tarafta şey ultisi yok. Viego ultisi yok. Kritik bir ejder, kritik bir savaş tabii. Ejderler evet. Daha dayanıklı. Ve şu an tanklayan taraf Fenerbahçe gibi görünüyor. Yalnız kafes isabetli. Holy Phoenix arındır kullanmak durumunda kaldı. Kafesten uzaklaşabilmek için. Duvar delen bittikten sonra Fenerbahçe hamle yapabilir belki. Ve Wildcats burayı bırakacak gibi görünüyor. Yani buradaki riski almaya, riskin hani almaya değer bir risk olmadığını düşündüler. Orta koridora gidelim, ikinci kuleye oynayalım düşüncesindeler. Ejder alındı Fenerbahçe. Bakalım dikkatli bir şekilde buradan geçebilecek mi? Naknako herkesin arasında. Görünmezliğe girdi. Buradan uzaklaşması mümkün olur mu acaba? Ace'li kullandı ultiyle beraber arka tarafa da geçiyor. Serin'i de düşürmeyi başaracak. Naknako'dan müthiş bir hamle. Akali'nin gücünü gösterdi bu takım savaşında. Ve iki skoru birden ya neredeyse kendi çabasıyla almayı başardı. Aynen öyle ve bu pozisyonda Sylas'ta hala Veigar ultisi olduğunu ve neredeyse 4 kişiye kafa attığını söylemekte fayda var. Sadece tek bir husus var. Kerry'den burada ulti alıyor. Lulu ultisiyle beraber savaşmaya devam ediyor ama yani Wildcats burada ne düşünüyordu bilmiyorum. Ya dönüp kuleye vurmaları lazım ya da tamamen kendilerini Naknoka'ya adamaları lazım. Çünkü bak işte bu oluyor. Ön tarafta arka tarafın bağlantısını Veigar kafesiyle kestiğiniz evet, zaman evet. Sonuç bu. Ki ben burada Serin evet İonya çizmenin yapmış ama bu başını belaya sokar mı bilmiyorum ilerleyen dakikalarda. Sokabilir ya. Bu o tarz bir maç değil ya. Bu yani İonya maçı değil gibi geliyor bana.
Çünkü yeteneklerini hani çok sayıda kullanmak isteyebileceğin o yetenekleri elinden çıkaramadan düşebilirsin. Evet. Tek yeme ihtimalin olduğu bir maç. Ya bu maçta hakikaten Merkür'ün adımları inanılmaz verimli. Yani hem yetenek gücü var rakibin çok fazla, hem de kitle kontrolü çok fazla. Duvardelen isabetli olacak bakalım. Selim birazcık baitlendi galiba bu pozisyonda. Çıkmak durumunda. Alametin üzerine de bir ışınlan atılıyor. Starscream takım arkadaşlarını canı sıkkın görünce hemen ultisini kullandı. Sangwan sıçrayla uzaklaşmaya karar veriyor. Fenerbahçe üst koridor ikinci kulesini güç bela da olsa korumayı başardı Starscream. Yok, ölmez. Evet. Onun büyü direnci var. Sen şey mi? Takım arkadaşları canı sıkkın görünce. Yani bir baktı böyle. Dedi abi ki, sıkma ya, canını diye. Evet abi, yani çok kitle kontrol. Üzgün duruyorlardı. Suratlarında böyle bir şey. Somurtu. Dedi olur ben abi, ışınlanımı kullanayım. Ya. Tamam geldim yanınıza. Yani. Tankınız burada. Güzel. Ve tabii Fenerbahçe birazcık daha böyle sıkıntıya girebileceği dakikalarda bence birazcık Naklako'nun bireysel performansıyla şu an çok da kötü bir pozisyon değil. Özellikle Naklako acayip güçlü. Ya yani iki eşya bitmiş durumda. Ha şöyle bir durum var ama. Kogmav'ın W'su da bayağı büyü hasarı vurduğu için zırh kasma ihtiyacı hissetmiyor Wildcats. Evet. Haklı olarak. Yani Holy Phoenix bile erken bir sihir içen almış. Ve Merkür'ün adımları var onda da. Evet. Banshee geldi tabii serinden. Büyü direncini oradan alacak birazcık da. Ya bu arada burada şey devreye giriyor ama. Oo, arka tarafta Sangwan mı yakalandı, Ferret mi yakalandı? Galiba Ferret yakalandı. Ulti de takip ediyor ve düşürmeyi başarıyorlar Ferret'i. Naknako'nun Shuriken ıskaladı. Çok kritik bir yetenekti. Naknako Holy Phoenix'in üzerine oynamaya devam ediyor. Starscream ultisi Naknako ile Kerin'in arasından geçip Kogma'ya isabet etti. Serin çok kolay bir yetenek kaçırdı orada. Bağın üzerine gitse muhtemelen evet, tek atabilirdi ama Starscream ultisi muhtemelen Naknako'ya atıldı ama arkada Bağ'ı bulduk. Bağ yerine sabitlenmişken orada Serin yetişemeyince Bağ hayatta kaldı. Akali'nin ultisi de çevik silah da kimseyi isabet etmedi. Farfetch ya da Holy'den birine tutsa bence ikisi de ölecekti. Çünkü ultiyi de agresif ve çok daha verimli bir şekilde kullanabilecekti. İçeri zaten çok rahat gireceği için. Holy de galiba burada tekrar izleyelim pozisyonu ama bu birazcık Ferit'in ya takım arkadaşları uzaktayken yürek yediği bir hamle olmuş ki Vega ultisinden kaçış yok biliyoruz ki. Serin devam ediyor orada, skoru alıyor. Birebir bir değişim. Şimdi Ejder bölgesinde hazırlıklar var. Ejder... Evet, ya eskiye göre daha iyi hissettiren Ejderlerden bahsediyoruz ama Okyanus Ejderi bence şu an meh yani. Yani şeyin bile gerisine düşmüş olabilir. Hatta şeyin durumu çok daha iyi şu an. Bulut Ejderi'nin. Bulut ruhu kuvvetli ya bayağı. Evet. Okyanus şu an eksik hissettiriyor bence. Evet. Ya bir de bir şey diyeyim mi? Yani bu çok net ve hani yapması kolay bir değişiklikti bence. Bulut ruhunun hareket hızı güçlendirmesine böyle elle tutulur bir miktarda arttırmak. Onu yapmak da biraz gecikildi bence. Evet. Carry ters tarafta ve karşısındaki kompozisyon onu çok rahat yakalayabilecek yeteneklere sahip. O da sıçramak durumunda kalıyor. Ve yine tehlikeli pozisyonda. Steel Lamb ne yapıyor Steel Lamb? Çok alakasız bir pozisyonda. Ne geçiyordu aklından Steel Lamb'ın? Hiç anlamıyorum. O neydi ya öyle? Böyle gezintiye çıkmış bir Veigar. Ne sıçrasını da kaybetti. Olacak gibi değil. Hiç görüşü yok. Yani küçük çalıda totem var, üst çalıda totem var. Öbür ya en azından kendi görüşü olmayan takım arkadaşları da çok uzakta. Hiç anlamadım yani. Vallahi şöyle söyleyeyim. Steel Lamp'ın böyle şeyi var. Maça başladığında Joker böyle iki yüzü vardır. Bir tarafı güler, bir tarafı böyle tehlikelidir falan. Tehlikeli yok, yüzüyle. Two-Face'i mi diyorsun? Two-Face pardon, her neyse. Ya böyle tehlikeli tarafından geldi çok belliydi. O birebir verdiği skordan sonra. Mesela geçen haftaki Silas oyununda birazcık daha böyle güven veriyordu ama bilmiyorum. Bu maçta şu ana kadar akıllarda, kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Ya ilki 1 ve 1 skor hani yine okey hesaplayamazsınız edemezsiniz ama bu acayipti gerçekten. O da Rabada onu bitirmek üzere. Aslında güçlenecek. Takım savaşlarında da iş yapıyor. Aynen. Çok fazla kitle kontrol bırakıyor, zonluyor vesaire. Bu arada dümdüz Rabadon yerine o da Ion'un çizmesi belki düşünebilirdi. Araya bir tane sıkıştırabilirdi. Çünkü Veigar'da hakikaten bekleme süresi. Şimdi eskiye göre çok daha fazla bekleme süresine aha sahip. Onu birazcık kısaltman gerekiyor. Nerflediler çünkü onu. Ferret girmek isteyecek mi acaba gerçekten? Valla burada Veigar'ı çok daha işlevsel oynaması da mantıklı. Yani Rabadon okey ama ya zaten takımda hasar var. O sadece böyle bekleme süresinde azalma eşyalarına gitse ben çok daha fazla etki yaratabilir. Yani Akali bu durumdayken, işte Kog'Maw bu durumdayken. Ya bir yandan da şey istiyor. Ya aslında doğru diyorsun ya. Hiç Rabadon'u boş ver, hiçlik değneği al. Hiçlik değneği, Banshee, Ionia. Ionia'yı alsın, evet. Ne bileyim Zonya falan alsın ya. Böyle vakit kazandıracak veya yeteneklerini sürekli çevirebileceği eşyalara gitse ben çok daha işe yarar. Çünkü ya Akari ile Kog'Maw'un hasarı Viego ile birleştiği zaman zaten yeterli. Hiçlik değneği kesinlikle şart şu anda. Hem Veigar'a hem bence Akali'ye. Çünkü Starscream, Ferret... Bir de herkes büyü direncine acayip yatırım yapıyor. Aynen. Ya bu durumdayken Veigar'la şeye gitmek, Rabadon'a gitmek çok iyi hissettiriyor. Bakıyorsun böyle bir anda abi 550 yetenek gücüm oldu ama rakip takımdaki büyü direnci o kadar fazla ki aslında o kadar da etkili değil bu senaryo. Hı hı. O da Rabadon'u bitirmek üzere. Bakalım yetenek gücünü kaçtan kaça çekecek, ben de merak ediyorum. Ben söyleyeyim 600 ila 550 arasında bir şey olur. Şu, bak, şu anda 423'te tam olarak şu anda. Okey. Bakalım göreceğiz. 427 ile üstüne dönüyor. 572 olacak diyorum. Bakın. Salladım. Bir dakika, Rabadon'u aldı. Üzerine bir şey daha aldı mı? Almadı. Şu anda 590. Ah be. Yaklaşık. Güzeldi ama. Yaklaştım. Böyle çok kolay bir hesap da bulabilirdim ama böyle sallayasım geldi. Ya istesem yapardım ama. Ya yapardım. O kadar da, vallahi yapardım. Mind, Caner Johnny gün görür. Sallamak istedim ya, öyle daha keyifli olurdu çünkü. Yalnız pozisyonu güzel gördü Ferret ve Starscream. Kiri sıçrası gelir gelmez kaybettiğinde. Evet. Akali ultisini de çaldı. Pozisyonu senin. Ona da bir Mikael çok güzel olabilir ya bence. Kiri'ye ikinci eşya. Ya Kog'Maw var senin de, evet. Yani neden olmasın dediği gibi ama... Tamamen Seju ultisini nötrlersin yani. Aynen. Çünkü şeyi yok. Arındırı yok. Evet. Bağının. Bir tane kitle kontrol yediği zaman canı çok yanar. Şu ana kadar Wildcats de iyi dizgiliyor aslında rakibini. Yani bir hamle gördükleri anda, bir pozisyon gördükleri anda hemen tetiği çekiyorlar. Özellikle Ferret ve Starscream. Yani beraber o rakibin eksik görüşünün etrafında temiz oyunlar yapıyorlar. Ama... Hala o aradıkları, o yırtıcı, oyunu koparıcı takım savaşını bulabilmiş değiller. Kitle kontrolleri şöyle zincirledikleri, birini anında devre dışı bıraktıkları bir savaş bulamadılar. Yalnız yani öyle bir büyü direnci aldı ki Marquez tarafı. Evet, Fenerbahçe'nin çok olağanüstü bir hasar var aha gibi gözüküyor ama. Bound eşyalara bak, Bound eşyalara. Evet. Güzel. Ve İki eşyadan sonra tanka dönüş. Ferret. Şüreliya oldu orada. Rakibinden. Stillnam yine tehlikeli pozisyonda. Stillnam'ın mutlaka Lulu ve Kog'Maw'ın yanında olması lazım. Hatta yani yeri geldiğinde şey yapabilir bence Fenerbahçe. Vay ultisini yemleyebilirler. Bir kere ult attıktan sonra iptal edemiyorsun ve çok tehlikeli bir pozisyonda. Bir anda 5 kişinin arasında bulabilir Vay kendini. Görüş, bu arada Kog'Maw sayesinde çok büyük sıkıntı değil. Yani görüşü anlık olarak kaybetmek... Van. O... Havan topları mı? Can topları mı? Oo, yakalamayı başarlar bu arada Ferit'i. Sangwan da içeri girdi ama Sangwan'ın dışarı çıkması mümkün olmayacak. Büyük bir hamle geliyor. Büyük bir hata geliyor Fenerbahçe ormancısından. Ultisini, Merkür'ün adımları olan Vay'ın üzerine agresif bir şekilde atınca dımdızlak ortada kaldı Viego. Peki. Ama dediğin gibi yani
İki tane ejder savaşı, iki tane kritik bireysel hata. Yani Fenerbahçe'nin bence bu mevsimdeki özeti bu. Ya Wildcats sabırlı. Bekliyorlar. Hata yapmasını bekliyorlar Fenerbahçe oyuncularına. Çünkü görüş onlarda. Evet. Bölgenin kontrolü onlarda. Onlar da o hata yapıyor. Yani Kerin'in mesela sıçra kullanması gerekti. Ondan önce Stillnamb'ın, Kerin'in iki defa sıçra kullanması gerekti. Stillnamb'ın bir kere yakalandığını gördük. Şimdi Sangwan'ın kafese güvenip çok ters bir pozisyona ulti attığını gördük. Viego ultisini kesinlikle engage için atamazsınız yani. Bitirici olarak belki isterseniz atarsınız ama bu şekilde olmaz. Kimyasal tank geldi Kog'Maw'dan. Yani Fenerbahçe aslında istediği savaşı yapabilse, şartları kendileri belirleyebilse potansiyeli çok fazla da. İki pozisyondan beri bunu yapamıyorlar ve bunu yapmak için kovalıyorlar. Hep böyle ufak bir adım hatası, kişisel bireysel bir hata. Tabi onların ekranından göremiyoruz olayı. Biz daha geniş bir ekrandan olaya hakim olduğumuz için bize çok böyle garip geliyor böyle şeyler ama belki onları görebilsek daha farklı bir fikrimiz olabilir. Müthiş gözüken bir pozisyondur belki ama bir anlık böyle bir saniyelik bir şeyden gitmiştir. Aralıktan. Sangwan bu sefer Ferit'i yakalayan taraf kendisi olmak istedi. Ya ama şey de çok kuvvetli Fenerbahçe kontuna karşı. Sıvışma rünleri. Evet. Sinan hala botunu bitirmedi. Ben birazcık oradayım. Şimdi Baron'a vuracak Fenerbahçe tarafı. Görüş alıp çıkacaklar gibi gözüküyor. Güzel bir totem var orada. Hemen. Ferit ters tarafta. Bu sefer yakalamayı başarırlar. Devamlı bakalım getirebilecekler mi? Aniden buhar oldu. Ayarlayamadı. Fenerbahçe'nin aradığı yakalama bu olabilir belki. Şimdi Starskin'in üzerine şöyle bir gideyim dedi ama sadece üfleyebildi Sangwan. Fenerbahçe'nin acil karar vermesi gerekiyor. Ya Baron'a vuracaklar ya Silas'ı... Evet, Baron'a vuruyorlar şu an. Silas'ı ışınlanıyor. Baron'u yapacaklarsa içeride kalmaları... Yani şu an ayrılacaklar birbirlerinden gibi görünüyor. Burası tehlikeli yalnız. Burası tehlikeli. Naknako içeri girecek. Geri dönüp savaşmaya karar verdi Fenerbahçe oyuncuları. Lulu ultisi Akalin'in üzerinde. Baron'u hala bırakmadılar. Fenerbahçe yapamayacak Baron'u. Evet. Ve Wildcats geri dönüp Baron'u da alabilir. Yok yok, o kadar değil. O kadar ormancıları yok. Ormancı işte doğdu geliyor ormancıları falan. Da. O zamana kadar ama Fenerbahçe sıfırlayıp geri gelir. Burada Baron'u durdurmak iyiydi. Wildcats için. Diğer taraf için ise Silas'ın ışınlarını almak iyiydi. İki tarafta aslında amacına ulaşmış oldu. Amacına ulaşan birisi var. O da Ferit. Öldü. Evet. Yani yapacağı bir şey yok. O kafesin içinde kaldığınız zaman devamında çok büyük bir hasar var çünkü. Zonyalar tamamlanmış. Yani Naknako tamamlamış. Stillnam'da Zonya'sını bitirmek üzere acilen hiçlik DNA'yı almak zorunda bu oyuncular. Derken alt koridorda bir 1v1 Starscreen'in ışınlarını çekiyor aynı zamanda. Stillnam. Gerek var mıydı buna ya? Birebir de keserdi. Bence de. Heyecan yaptı. İki ışınlarında gitmiş oldu ve Fenerbahçe iki ışınlarında duruyor. Belki şey hani birazcık daha önce atmış olsa Veigar'ın sıçrasına hani ultiyle karşılık verip skor alırlardı ama bu kadar bu skora ihtiyaçları var mıydı bilmiyorum. Şimdi bakalım Fenerbahçe tarafı bir sonraki ejderi 50 saniye kaldı. Ruh için savaşacak mı? Pozisyon alabilecek mi? Çünkü son iki ejder savaşında da gerçekten hiç pozisyon alamadılar ve bireysel yapılan iki hatayla ejderi bedavaya verdiler skorları verdikleri gibi. Gerçi Veigar'ın pozisyonu galiba ejderden sonraydı. Ejderi verdikten sonra olmuştu. Ooo, Sangwan tehlikeli pozisyonda. Wildcats yine görüş etrafında bir oyun yapma peşinde. Starscreen şöyle bir püskürttü rakiplerini. Elindeki topuzu sallayarak. Ve burada bir savaş izleyebiliriz. Naknako yan tarafta Ferit tarafından zonlanıyor. Stillnamb zonyasını kullanma ihtiyacı hissetti. Bakalım Fenerbahçe içeri giren taraf olacak mı? Naknako
Bir hamle yapmanın peşinde aslında. Kovalıyor şu anda Fenerbahçe oyuncuları. Sangwan görünmezlik bozulduktan sonra geri çıkmak durumunda. Ferhat duvar delini gerdirmeye devam ediyor. Güzel bir infaz. Kerry'nin canını yaktı. Arka tarafa atılan kafes ama Wildcats'i durduruyor. Wildcats sanki burada birazcık kontrolü kaybetti. Sejani ultileri de yok. Sejani ultileri yok. Sejani hatta yakalandı. Ve yani heyecan devam ediyor. 3300 canı var. 3000 canı var Ejder'in. Sadece Naknaku içeri girecek. Kefaret kullanılıyor. Ön tarafta da Selim var. Naknaku aradığı skoru bulabildi mi? Hayır. Hala hayatta ve Naknaku yaşamaya devam ediyor. Ama savaşın sağ tarafını Selim verdiği hasarla birlikte yok etmiş gibi görünüyor. 2'ye 1'lik bir takas Wildcats'in lehine sonuçlandı. Ormancı öldü. Ejder ruhunu da alacaklar. Ejder ruhunu da alacaklar. Yani Selim o kadar fazla vakit kazandı ki diğer taraftan. Fenerbahçe bırakmak istemiyor. Starscream'in ultisinin gelmesine kısacık bir süre var. Steelnam ön tarafta. Holy Phoenix'i düşüremedi. Fenerbahçe'nin bırakması gerekiyor sanki. Bırakmaya tenezzül etmediler bile. Bırakmadılar Ejder'i ama bu onların sonu olmuş olabilir. Üst üste verilen iki skor daha. Umarım. Ve belki de sadece Ejder alacaktı Wildcats. Şimdi üzerine Baron'u da alacaklar. Yani ruhu vermek bu kadar öyle elzem miydi acaba? Bu kadar riskli miydi? Ruhu verip oynanabilirdi. Ya Kadim için savaşmak acaba daha iyi bir senaryo evet. olabilir miydi? Tamam, rakibin Sejanis'in ultisini aldınız. Yani belki de pozisyon avantajı sizdeydi ama ya burada Serin maçın başından beri aldığı kaynakları çok iyi kullandı. Yalnız Serin ne güzel yakaladı Sangwan'ı üzerine. Lulu ultisini de kullandı. Sangwan çıkmaya çalışacak ama zincir isabet etmesin diye biraz sıçramak durumunda kaldı. Serin. Yo, Wildcats takım savaşını çok daha iyi oynadı. Evet. Yani. Tekrar izleyelim burada. Ya Starsky zaten ölmeyeceği çok belli. Burada kafes gelecek arkaya çok kritik ama o kafesin üzerinden zaten çıkmıştı Selim ultisiyle beraber. Yani daha doğrusu Akali ile çaldı. Ve arkada tek başına o kadar güzel tutuyor ki bütün hasar kaynaklarını yani saf dışı edip Veigar'la beraber Kog'ma ve aradan Lulu'yu çekiyor. Yani arkada tutan kafesin üzerine gelecek hasar kalmıyor ve yani Naknaku'ya hasar desteği gelmiyor. Ya artık burası da saçma ama ya. Evet. Yani çarpı falan var. Ormancı var, çarp var. Ormancıları var. Hani siz ne ayak diye sorarlar. Ya bu skorlar, verilen skorlar bedava. Çok manasız. Bedava. Anlamsız skorlar gerçekten. Ya en iyi ihtimal Ejder'i alacaksın, yine Baron'u kaybedeceksin. Sinamp'ın bot tercih sihirbaz papuçları olmuş. Okey. Birazcık büyü direncilik kırar. Ama yeterli mi? Göreceğiz. Baon'un da hasar yeterli değil şu anda. Yani onun biraz daha güçlenmesi lazım. Steelnumb arka arkaya. Kitle kontrolü yakalandı ve düşüyor. Takımın 4 kişi bırakıyor. Sangwan da çıkamayacak. Naknaku herkesin arasında kaldı. Alan hasar bile onu düşürmek için yeterli olabilir. Holy Phoenix aksi tarafta kendisini korumayı başarmış ve Wildcats sanıyorum ki uzun soluklu ve zorlu mücadeleden sonra artık son hamlesini yapıyor. Bao ve Kerry 2'ye 5 deneyecekler bir şey. Şanslarını kullanacaklar ama tek bir kill de kontrolüne gider bu arada. Serin içeri girdi, çaldı Akali ultisiyle birlikte. Hemen Lulu'yu yok ediyor ve Baon'un da gidebileceği bir yer yok. 37 dakika sonra, uzun bir maçtan sonra Wildcats 12. galibiyetine ulaşmayı başarıyor ve Fenerbahçe için de playoff umutları iyice suya düşüyor. Yani geriye baktıklarında bu maçla alakalı iki tane şey var. Bir tanesi son tercihten gelen Akali.